kendim de Osmanlı'da da tutacağım. Ya çok büyük bir değişikliği yok çünkü ülkelerin kendine bir ekstra bir şey yok zaten. Production'la başlamayı düşünüyorum. Dev harita olsun. 8 continents. Hani belki bunu değiştirebiliriz. Island olabilir. Inland Seas olur. Island olsun ya. Gemi savaşı. Gerçi oyunu daha çözmedik ki gemi savaşı olsun. Continent kalsın, devam et ya. Bağdat mı? Bence ciddi bir sıkıntı var. Tebriz, Bağdat falan hepsini bize vermişler. Hani ne bileyim Anadolu'yu falan şey yaparlar diye düşünüyordum ama. Peki selamlar. Red Mask 10. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Araştırma. Sen ne veriyordun? Ne olur, ver ya. Sen de başlayalım bu sefer. Değişiklik olsun. Dolmen ne veriyordu? 3 influence veriyorsun. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Şöyle bir şey var. Etrafı büyümemiz için lazım bu. Sınırlarımızı büyütmemiz için dolmene ihtiyacımız var. Ama government XP sanki başlangıç için daha güzel olur. Yükleme ekranındaki uzaylılar oyunda gerçekten var mı? Bilmiyorum oyun nereye kadar gidiyor ama bildiğim kadarıyla oyuna yeni bir end ekleyeceklerini söylemişlerdi. Yani oyunun ne kadar ileri çağlara gittiğini bilmiyorum şu an için. Onu oynayıp görmeyi tercih ediyorum. Red Mask'e teşekkür ediyorum. Hediye aboneliklerin için. Çağan teşekkürler, 14. ayın kutlu olsun. Neden başkent Bağdat? Valla ben koymuyorum ismini. Demek ki bizim kültür için böyle bir şeyi öngörmüşler, koymuşlar. Ya Osmanlı için hani Bağdat çok mantıksız değil. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu. Peki sen bir ileri bir geri kaldın orada. Tek turda 500 yıl geçmesi saçma değil. Yani tarihe baktığınızda saçma değil. İstanbul dururken. Ya başlangıç ama rastgele veriyor zaten. Ya Konya da olabiliyor, Tekirdağ da olabiliyor. Ha bu sefer de Bağdat verdi. Yani bu birazcık şey meselesi, şans meselesi gibi. Yani RNG bir mesele daha ziyade. Ha bak Filip'e verdi mesela şu anda town olarak. Artı bir yiyeceğimizi ver. Buraya şu an bir şey yapamıyoruz. Tamam. London da verebilir, Paris. Yok vermez onları ya. Ha yok canım, hep Bağdat değil. Değişiyor işte yani. 3-4 kere oynadım ve hepsinde farklı isim veriyor. Değişiyor. Konya'yı 2 kere gördüm ama. Bunu onurlandırıcı buluyorum. Konya'yı 2 kere gördüm. Scout ben basmadım. Basabiliriz bence bu sefer. Çünkü direkt bir tane beleş gözcü verecek. Onu kullanırız. Belki ilginç bir şey verir bize. Fırsat verir. Biz de başka binalar yaparız. Konya, fahri başkent. Konya'ya kampüs mü kurdun? Konya'yı bilim başkenti yapacağım. Ha güzel, bir okçu verdi. Zaten bir birimim ölmüştü. Benim için daha iyi olur. Konsey knowledge veriyor. Bilim de işime gelir, dolmen de işime gelir. Bilim ver ya. Teknolojiyi hızlandırırız. Fena olmaz. Peki coğrafyada Bağdat'ta mı doğduk? Dünyadaki, reel dünyadaki yerimiz Bağdat mı diye şu an sormak istiyorsan hayır. Muhtemelen değildir. Ne bileyim başkenti. Ne bileyim başkenti gibi bir şey mi? İğrençleşmeye gerek yok espri için. Yapmayalım. Konya tabii ki bilim başkenti. Bilmiyor musunuz ya? İnanılmaz ya. Konya'ya bu kadar şey davranmanızı kabul edemiyorum. Bu kimmiş? Mısır galiba bu. Bayrağından herhalde Mısır diye şey yapacağım. Artı bir knowledge lütfen. Başka. %150. Stellaris Nexus'un ismi değişmiş. Direkt Nexus oldu galiba ismi. Stellaris Nexus değil, direkt düz Nexus yaptılar sanırım ismini. Nexus 4X mi? Öyle bir şey yaptılar ya. Bir şey oldu onun ismi. Evet. Değişti.
Ya yani ismini neden değiştirdiler bilmiyorum. Belki insanlar kafa karışıklığı yaşıyor falan mıydı? Mısırmış bu sırada. Stellaris Nexus da bence iyi bir oyundu. Stellaris Nexus'un mesela tutmamasının yegane sebebi fiyatı olabilir belki. Yani Türkiye'de kimse o fiyata almaz gibi geldi bana oyunu. Ama eğlenceli değil mi? Bence arkadaşlarınızla oynaması bayağı eğlenceli bir oyun mesela. Ha, katılırsın katılmazsın bilmiyorum ama bence oynaması bayağı keyifli bir oyundu. Whitman, Ordinarius Profesör Doktor Etli Ekmek 25. ayın kutlu olsun. Etli ekmek mi? Oh, bir fena oluyor. Kendimi bir fena hissetmeye başladım. Tarımı da açtık. Güzel. İşçileri de ver. Bronz çağını herhalde raşlamama gerek yok şu an için. Eyvallah Koray. TR'de uzay teması tutmaz mı? Ya bırak Allah aşkına. Abi ben yıllarca Stellaris yayını yaptım. Tamam mı? Ha, belki ben çok eğlenceli yapamamışımdır. Eyvallah, ona bir şey diyemeyeceğim. Ama sonuçta şey oynadığında, Enes Batur falan oynadığında oyun bir anda tanınır oldu ülkede. Ben insanların pek araştırmadığını ya da umrunda olmadığını hani görünce hoşlarına gittiğini düşünüyorum. Aynen, drop var yine. Size bunun bir şeyini söyleyeyim. Benle alakalı değil. Oradan emin olabilirsiniz zaten. Onun dışında neden olur? Nasıl düzelir? Allah kerim. Ha, bir ara vardı o biliyorsun. Bant daraltma vardı da. Bu onunla alakalı bir şey değil zannetmiyorum. Haydi bakalım. İşçileri de açtık. Peki. Savunmayı boş ver. Bronz çağına geçelim artık yavaştan. Dolmen. Lookout ne veriyor? Exploration veriyor. 3 yemek veriyorsun. Dolmen yap. Sınırlarını daha hızlı büyütmesine yarayacak şehrin. Şöyle devam edin bakayım. Ölür muhtemelen ama. Sen de orada kal. Devam. Bizim keşif ekibini yediler. Zulu geçti. Bronz çağına ilk geçen Zulu oldu. Peki. Kabile diye küçümsemiyorum bu sırada, kesinlikle öyle bir şey yok. Improvement point ver. Şunu da ver. Sahi improvement pointleri bir kullanalım ya. Zeytin. Zeytin plantasyondu. Zeytin güzel para getiren bir şey. Onu şey yapan bir bina vardı ama şu an yok gibi. Plantasyon, fishing boat. Burada da mı plantasyon yapılıyor? İyi, okey, yaparız. Tepelere bir şey verebiliyor muyum? Red Maske teşekkür ediyorum hediye abonelikler için. Abonelik seslerini kapatıyorum. Çok fazla olduğu için sonra YouTube'dan linç yiyoruz. Teşekkürler. %172. Ev yapmak için birazcık bekletiriz o zaman şeyi. Siz burada savunmada kalın. Devam et. Twitch tanrılarına mı adadı? Bakayım. Drop tanrılarına adak adıyorum, geri gelmesinler. Valla dün çok şekerdi yani. Dün hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bugün de umarım gelmez. Oğlu mu? Bilemedim. Boş ver. National Spirit. Valla bu sefer Warfare biraz birikti. Yine Spartalıları oynayabilirim gibi geliyor ya. Spartalılar beğendim aralarında. Şimdi engineering puanını kullanıyoruz. Buraya gitmiyor hiç. Diplomasine ne var? Olimpiyat oyunlarını yapabiliyormuşuz. Oo, enteresan. Her şeyden deneyim veriyor gibi duruyor. Hipodrom varmış. Hareket veriyor elçilere. Elçilerle ilgili bir tekrardan bonusumuz var. Elçiliklerle alakalı ama şu olimpiyat oyunlarını sevdim. Mantıklı duruyor. Event de varmış. Valla olimpiyatları merak ettim. Ona bir bakabiliriz. Bu neymiş? Burial Mound, Sanitation,
Tarlayı %50 ucuzu yapıyor. Region level veriyor. Aslında bu da bayağı iyi ha. Yemek ihtiyacını falan azaltıyor. Sanitasyon veriyor. Bayağı iyi ama mühendisliği çok kullanıyorum. O yüzden çok şey gelmedi. Raider'larda ne var? Yağmacılar. Yağmacıları sıfır paraya tutabiliyormuşuz. Acaba çok boktan bir ünite mi bu? Milislere karşı atağını 1.2 arttırıyor mesela. Fena değil gibi aslında da. Ya galiba yine Spartalılara döneceğim ben ya. Ov Hunter Elephant. Bunu dün gece oynuyordum biraz. Naturalistlerde ne var? Foraging. Housing. Good. Bu da fena değil bu sırada. Bu da fena değilmiş. Sifar'a gerek yok. Spartalılar gideceğim tekrardan. İyi duruyor şu an Spartalılar. Şöyle ileriye doğru yollayalım sizi. Yine mi drop? Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani benim yayını kapatıp açmam bir çözüm değil. Eninde sonunda o drop geldiği zaman geliyor. Ya bu sistemsel bir durum. Düzelmediği sürece de benim yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın yani. Ya yayın yapmayacağım ya da düzelmesi, arkada bekleyeceğiz, o kendi kendine düzelecek yani belli bir süreden sonra. 5 dakika sürer ama 10 dakika sürer ama 15 dakika sürer, bilmiyorum yani. Bunu reklam izlemek gibi tatsız bir şey gibi düşünebilirsiniz. Evet, benim için de çok tatsız bir şey ama benim yapabileceğim bir şey yok yani buna. 160p yapmayın, hiçbir şey değişmez, çok anlamsız. 160p olmasının bir anlamı yok. O sizin internetiniz yetmediği durumlarda öyle yapmanız gerekiyor. Drop varsa zaten veri akışında sıkıntı olacağı için sizin kaliteyi indirmeniz bir şey değiştirmiyor. Şu orduya bir tane de lider verelim bakalım. Devam etsin. En kötü ihtimaliyle zaten şey yaparım. Düzelmedi bu sırada. Kaydı YouTube'a atarım. En azından YouTube'da daha kesintisiz izleyebilirsiniz. Şöyle devam. Outpost'u yiyebiliyoruz. Yeni bir hükümet kurabiliyoruz. Spartalılar. Spartalıları ver. İki Spartalı daha yaparsak daha hızlı işleriz burayı muhtemelen. Yani Twitch Türkiye ile mi alakalı yoksa bizim yurt dışı bağlantıları ile mi alakalı bilmiyorum. Ama başka yayıncılarda aynı problemi yaşıyor. Yani ben Burak'ta da, Burak'ı da gördüm şeyde, Twitter'da yazmıştı. O da yaşıyormuş. Abi Twitch ile alakalı bir şey. Bizim ya da bizim ülkeyle alakalı bir şey. Her iki durumda da bizim yayıncılar olarak bir gücümüz yok bunu düzeltecek. Warhammer DLC'si yarın yayına. Şöyle devam. Diplomasi veriyorsun. Work camp olabilir. Selamlar Last Defenders. Hoş geldin. Propose open borders. Peki açalım sınırları. Amerika sınırları açmak istiyormuş. Bana uyar. Aa, okçuya. Dur bakayım ya. Çok saçma bir şey oldu. Lider burada kaldı. Okçuyu böyle çek. Lideri aslında bir üste geri yolla. Heh. Şimdi güzel oldu. Yok mu yardım? Güzel. Böyle devam. Tut 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 tut. Yok sanırım. Tut. Düzelmiş şu an. Şeyin amına yani koyayım. Dediğim gibi 5 dakika sürer ama 10 dakika sürer. Ne kadar süreceğini de bilemeyiz. Kafasına göre şey yapar. Merak etme, YouTube'a atarım. YouTube'dan izlersin eğer hani drop can sıkıyorsa. Şöyle gidelim. Burada galiba bizim şeyimiz gitti ya.
Ya VPN muhtemelen çözer de VPN'e bağlantı çok hoşuma giden bir şey değil. Belief, ver bakalım inancı. Belki din buluruz bu sefer. Dinle alakalı geçen sefer hiçbir şey yapamamıştım. Belki bu sefer bir faydasını görürüz. Bir dakika. Tribalism reform'du yaptık. İnovasyon verecek ve kültür verecek 2 puan. O da bizi biraz hızlı geliştirecek. Bir de muhtemelen dwellinglere ihtiyacımız olacak yavaştan. Onu şöyle bir boşluğa yapalım. Plantasyon. Plantasyonu yap, şu pirinci de toplayalım. Biz mesela şu an niye para kaybediyoruz? Üniteden kaybediyoruz. Tamam. Sabah 8 değildi. O programı yanlış yazmışım. Düzeltirim onu. Akşam 8 tabii ki. Tamam. Şuraya da bir outpost kuralım. Ya da kurmayalım. Burada da barbar kampı varmış ki. Yıkın şu barbarları bakayım. Yüz para veya 10 inovasyon veriyor. İnovasyon almayı planlıyorum ben ya. İnovasyon güzel eventler verebiliyor çünkü. Da şu şeyi de yukarıya yollayalım, Pioneer'ı. Yukarıya şey yaparız. Aşağıdaki kampa yine saldırmamız gerekecek. Barbarlar bizimkine saldırdı bile. Gelin bakayım aşağıya. İnovasyon karın doyulmaz. Öyle miymiş? Öyle mi olmuş? Devam. Şöyle vurmaya devam edelim. Sonra biraz dinlendireceğim. Askerler bu sırada sınırınızın dışında can topluyormuş. Az topluyor ama topluyorlarmış. Onu da dün fark ettim. Rönesans görür müyüz? Hayatta kalırsak görürüz. Şuraya bir avcı kampı yapalım. Güzel. Sınırlarımız iyi ya. Yani her türlü kaynak var en azından. Muhtemelen güzel de iş yapacak. Şu tepelere de quarry falan koyarsak fena olmaz. Siz dinlenin biraz. Devam. Yayını normal izlerken drop oluyor ama VPN'le izlerken drop olmuyor. Oğuzhan'cım, o imkansız bir şey. Çünkü drop bende var. Bakın, benim gönderdiğim veri sekteye uğruyorsa sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok buna. Siz yayın kalitesini de değiştirseniz, VPN de kullansanız bir şey değişmez. Çünkü benden giden veri kesiliyor zaten. Artık şu drop konusunu kapatabilir miyiz? Yani bizimle alakalı bir şey değil. Yapabileceğim bir şey yok. Kapatalım. Şeye odaklanalım. Oyuna odaklanalım. Bizim şöyle bir pressimiz var. Bu diplomasi experience'ı veriyor. Deneyimi veriyor. İki tane keteni veya bir adet zeytini, iki tane pişirme yağı. Yani bunu artık kızartma yağı mı dersiniz, ne dersiniz? Ona çeviriyor. Bu da 8 yiyecek. Çarpı 8 yiyecek. Çarpı 3 de zenginlik veriyor. Bu değerli bir endüstri şeyi bu sırada. Başlangıçta da bizde 2 tane zeytin olduğu için bu bayağı kullanabileceğimiz bir şey. 2 zeytin için 2 pres mi yapmamız gerekiyor onu bilmiyorum ama bak. Onu göreceğiz. Gerekebilir. Bakalım. Spartalıları basabiliyoruz. Lokal reformlarla. Lokal reform regional efficiency %125 arttırıyor. Bu bölgenin gelirini, yani bölgenin ürettiği şeyleri arttırıyor. Belki işimize yarar. Ya yani en azından para anlamında yaradı. Evsel bir de bir sıkıntımız yok. Şu anlık devam etsin o zaman. Biz şu kampa dalacağız ama canları doldurmamız şart ya. Canlar iyi değil. Evet, anladığım kadarıyla Spartalılar herkes basıyor. Zaten ülkelere özel bir şey diye bir şey yok. Yani herkes her şeyi seçebiliyor.
Spartalıların bakım ücretini sıfır yapıyoruz. Bu da hazinemizi rahatlatacak tabii ki. Onun için bir şehir daha kurarız ya birazdan. Bize mi saldırdılar? Gerkenez'e bak. P yaparsan düzelmez. Vallahi bayılacağım. Şimdi bayılacağım. Ben niye anlatamıyorum kendimi ya? Arkadaşlar bu kadar zor olmamalı ya. Vallahi. Persler Spartalı asker basıp neden 300 Spartalı'ya karşı durmadı? Madem böyle bir yetenek vardı. Ya 300 altın al diyor ya da sıkı yönetim. Vallahi 300 altın alırım ben. Sıkı yönetim ne kadar faydalı bilmiyorum çünkü kullanmadım. Şimdi de niyetli değilim. Şu çorak topraklara da pres yaptıracağım. Bu da üzümü zeytini kullanarak şey üretsin. Yağ üretsin. Mesela bunun şeyini göremiyorum. Acaba iki tane zeytini tek bir şey yapıyor mu, bina yapıyor mu onu bilmiyorum. Yetmiyorsa da ekleriz ya. Ormandan barbarlar mı geliyor? Biz bir şu kampı saldırıp şey yapalım, yıkalım. Ne güzel. Siz de bitirin. Kültür ver. Kültür güzel bir... Güzel bir karşılığı var kültürün. Birçok şeyde faydalı oluyor bize. Disiplini açtık. Official'ı açabiliriz. Official'da da güzel şeylerimiz var. Da community falan da açarız. Ya landmark discover yapamadık. Bayağıdır bina yapıyoruz. Hiç keşif ekibi yapamadık. Yani bir keşif ekibim öldü. Bir daha da yapmadık. Witcher story özelliği gelmiş. Lan ben Instagram'a bile her gün story atmıyorum. Canım benim, beni sevmen değil olay. Orada söylediğin şey, insanlar inanıp 160p'ye çekmeye çalışabilir. İnsanları keklemiş oluyorsun. O hoş değil. İnsanlar neden oturup 160p'ye izlemeye çalışsın yayını? Anlamsız, zaten işe yaramayacak. Filibe'de 2 Spartalı daha yapıyoruz. Kültürün bize faydası. Bedavaya basabildiğimiz için bir bakım ücreti de yok. En azından hani lazım olur kullanırız. Tapınak yapabiliyoruz. Bir kültür bir bilim veriyor. Bir keşif süvarisi yapalım da ondan sonra tapınak yapalım ya. Valeria yapar mısın? Yapalım. Değiştirdim. Gemi kaşif olur. Bina fazla varmış. Binaya hiç girmemize gerek yok. Şuraya bir Spartalıları yollayacağım. Köyden bize mi saldırdılar? Hayır, arkadan saldırdı. Tepedeki ünitelerime saldırdı şuradaki. O da öldü. Güzel, şehir bayağı hızlı büyüyor bu sırada. Elçi geldi, bir de keşif süvarisi geldi. Elçiyi de şöyle yollayalım. Birini bulmuştuk, ona şey yapar. Destek olur. Siz bir tur bekleyin. Tamam. Community verebiliyoruz. Binaları ve üniteleri para basarak şey yapabiliyor. Kill falan geliyor. Kill'in geliyor. Mill, Soul Pit, Crane. Crane önemli aslında. Improvement Point veriyor. Sen bunu ver. Gemi de basarız da bu bölgeleri alamadık hiç. Bu bölgede ne yapacağız dedik? Tapınak. Let's go. Keşif süvarisini önden yolla. Elçiyi şeye bağladım. 300 Spartalımıza bağladım. Onlar devam edecek. Burayı da kış yarı yap. Köy var. Köyün ismini kış yarı yapayım peki. Oremu 3 yeni DLC'yi sence almaya değer mi? Bunu söyleyemem. Çıkmamış şeyleri bana sormayın. Bunları söyleyemem. Çıkmamış oyunlar hakkında benden yorum istemeyin. DLC'ler hakkında.
Bunlar biraz daha zarar yedi bu sırada saldırdı ama. Bir ünitesi daha olsa lider yapabiliriz. Liderli olan bayağı rahat vuruyor. Ağaç mekaniği nasıl? Oralara yürüyemiyor muyuz? Yürüyorsun ama yürüme mesafen atıyorum normal arazide 2 ise orada 1 oluyor gibi. Manor Lords yorum yasağım kalktı, evet. Onu Manor Lords'a geçtiğimizde şey yapacağız. Burayı yok edip 2 popülasyon alabiliyorum Valeria'da. 100 para veriyor, 10 kaos veriyor ve burası yok olmuş oluyor. Onun yerine burayı vasal yapalım. Vasal bölge haline getireceğim. Tebaamız olarak kalsın. Burayı daha sonra bize entegre ederiz. Tiria. İyi ki Osmanlı oynuyoruz. Vallahi isim silme yok mu? Çogun bölümü onu izledim, evet. Yok, daha çıkmadı. Hasan, 16. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Keşif süvarisin yolla devam etsin. Buralarda barbarları gördük. Biz Amerika ile nerede tanıştık ya? Elçi yolla bakayım. En kötü ölür. En kötü ne olabilir ki? Ölür adam ya. Tamam, bir tane de settler yapalım. Blood Age bu sırada geliyor. Daha fazla kan dökmemek de bir seçenek. Pasture da yap şurada, koyunları şey yapalım. Ah, bizim keşif süvarisine saldırı geldi. Etrafı araştırsınlar. İkinci sezonunu merakla bekliyorum. İkinci sezon olmayacak ki Shogun. Shogun bitti. Bir sonraki şehri de buraya bir yere kurmayı planlıyorum. Hem ormanların içinde hem de güzel kaynaklar var. Burada kalsın orada, onları korusun. Siz de durun. Community'yi de açtık. Tamam. Gemi yaparsak bu sırada deniz bölgelerine daha hızlı büyüyormuş şehirlerimiz. Ya da demir çağına geçebiliriz. Ver, bunu da ver ya. Bilmiyorum, çağa yavaş atlamamızın bir handikapı var mı bilmiyorum şu an için. Ya sen buraya şehir kurarsın. Zor mod diye bir şey yok oyunda bu sırada. AI'ların zorlukları var. Oyunun kendisinin bir zorluk ayarını ben görmedim yani. AI'ların zorluğunu belirliyorsunuz oynarken. Şöyle git bakalım kuzeye doğru. Sizi buraya yollayalım. Koloni mantığı var mı? Valla varsa da daha görmedim. Göreceğiz bakalım. Ve Konya geliyor. Herkesin merakla beklediği. Ne zaman acaba diye sorup sorguladığı. Konya geliyor. 8 turda mı entegre olacak? İyi peki. Orduyu da şöyle yerleştirelim. Orduları şehirlerde tutacağım ya bir süre. Şuraya bir keşif ekibi fena olmaz. Tyrion'un 7 turu mu var? Peki. Burası boşmuş. Volantis. Ya ne güzel Konya'ydı ya. Konya'dan Volantis mi çıkar? Nasıl Volantis? Düşük bütçe 5 gibi abi demiş. Görsel olarak öyle düşünebilirsiniz ama fikirleri olarak bence çok orijinal fikirleri var oyunun. Ben hala daha oyunun iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada da durdur orduyu. Niye hep Konya? Vallahi en çok generatelenen isimlerden biri Konya. Kim geçti bir sonraki çağa? Zulu. Oğlum Zulu ne yapıyor lan? Çağır açlıyor. Bir önceki çağda Zulu açtı.
Hayırdır yani? Manor Lords fikirlerini söyledim mi? Hayır. Manor Lords'u oynarken söyleyeceğim. Exploration'da bir şeyimiz yoktu değil mi bizim? Claim Territory veriyor da çok da şey değil yani. Tamam. Konya dünyanın Greenwich mi olacak? Bu inanmışlıklar. Orman tayalımız yok. Şöyle tepeler var. Bunlara şey yapsak iyi olacak. Burada guard'da dur bakalım. Kaç devlet var şu anki oyunda? 12-15 arası bir şeydir herhalde. Da devletler bir şey ifade etmiyor. İsimden başka bir şey ifade etmiyor. Vallahi Skip Army dedi. Ya uykuya bırakamamak orduyu bence büyük bir problem. Her tur. Ya da ne bileyim. Keşif ekibinin otomasyonu olmaması falan da beni mesela şu an rahatsız eden şeyler bunlar. Oyunla ilgili. Haydi bakalım demir çağı. Daha fazla katliam yaparsak Blood çağını falan gör. Aa yo, birileri geçtiği için Blood çağını görmedik. Ha. Warhammer 3 yeni DLC ile ilgili fikirlerini söyleyelim. Bir oyun çıkmadıysa ya da bir DLC çıkmadıysa onunla ilgili fikirlerimizi paylaşamıyoruz arkadaşlar. Manor Lords'un ki farklı. O 2 gün önceden izin verdi. O yüzden yapabiliyoruz ama özellikle Paradox CA oyunlarında görmezsiniz. Bir şey diyemeyiz. 10 inovasyon veriyorsun. Ya da Eureka. Teknoloji açısından Eureka iyi ama sen inovasyon versene ya. Anavatan kan mı alıyor? Niye, ne oldu? Civ 6'ya rezil mi dedin sen? Crane. Artı 1 veriyorsun, ver. Improvement puanlarına artı 1 vermesi inşaat yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden iyi olur. Devam. Güzel bir şey oluyor ki. Nasıl yok kardeşim? Sen saatleri sayıyorsun arkada, ben seni biliyorum. Civ 5 yanında Civ 6 çöp. Oo. Yapmayın bunu ya. O hala devam ediyor mu ya? Ben hani büyük kanallar oynadıktan sonra insanlar Civ 6'ya sardı falan. Oh, rahatlamışızdır diye düşündüm. Hala mı devam ediyor Civ 5 tayfa? Demir eritme, atlar. Her bölgeye artı bir influence veriyormuş. Influence da geniş, sınırlarımızın genişlemesini sağlıyor bu sırada. Süvari veriyor. Warfare XP veriyor. Taştan duvarlar, kuleler. Mancınıklar. Kağıt yapanlar. Kütüphane. Scribe. Bu bayağı iyi bir şeye benziyor ya. Ver bakayım. Biraz para yiyormuş ama para da zaten var. Kullanırız ya. Civ 6'ya 2,5 saat mi dayandın? Bence yeterince zaman vermemişsin. Ondan dolayı öyle hissediyorsun. 2,5 saat bayağı az bir zaman bir oyunu tanımak için. O altın çıktı lan sınırımızda. Altın var sınırımda, dur. Demire, Kobe'de demirlere bak sen. Başka demir var mı? Aa, burada kömür var. Demir. Nine. Aa, yukarıda var demir. Demir ve kömür. Altın madeni 17 mi istiyor? Çok da pahalısın be. Heh, şu geldi. Hemen altın madenini bir... Hemen şöyle. Popülasyon limitine erişmişiz. Niye böyle bir problemimiz var?
Increase its region level to increase its population limit. Build capital buildings, place new towns and upgrade existing towns with the expand town engineering domain power. Ha. Şehir maksimum 10 nüfus alabiliyormuş. Tamam mı? Ya bu bölgenin bölge genişleme puanını arttıracaksın diyor. Ya başkent binaları dikeceksin diyor. Ya yeni şehirler kuracaksın ya da ya şehir dediğim kasabalar diyelim. Kasabaları geliştireceksin ya da diyor. Kasabaları geliştirmek için de expand town'u kullanmamız gerekiyormuş. Yalnız bizde öyle bir puan yok ve devrim geliyor yolda. Eli kulağında takılıyor. Defanslar, mefanslar. Spartalılara ver defansı. Spartalılar oynadığımızda çok askeri. Buradaki expand town 25 puanı alırsak o da iş yapıyormuş ama onu şu an alacak durumumuz yok. Neyse dur bakalım. Devam şimdilik böyle.